Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Dün gece sel felaketinden tabii ki bahsetmedim. Çünkü konu Korkusuz'da dün yayınlanan iki yazımdı. O iki yazıyı okudum. Sizlerle o iki konu üzerinde dertleştik. Düşüncelerimi sizlerin de, yani gazeteyi okumamış olanların, Korkusuz gazetesindeki yazılarımı okumamış olanların da duymalarını, işitmelerini istedim. Sel felaketine gelince, evet, en son gece yarısına kadar gelen haberde 5 yurttaşımızı hayatını kaybetmişti. Evet, Giresun'daki selden bahsediyorum. Rize'de de var ama Giresun'daki kadar büyük yıkım yapmadı. Erdoğan'ın dediğine bakılırsa benim ilçemde de sel felaketi yaşandı ama diyor hasar yok. Can kaybı yok diyor. Yani Potemya'da. Evet, Rize'nin bir ilçesi Potemya. Canlarım, konum tabii Potemya değil. Her zaman rahmetli babacığımın bir cümlesini hatırlatırım sizlere. Kör bir eşek bile aynı çukura iki kere düşmez. Eğer bir ülke tabii ki insanlar tarafından yönetiliyor. Ya en azından öyle zannediyoruz değil mi? Bir ülkeyi insanlar oluşturduğuna göre, devleti insanlar kurduğuna göre haliyle devletleri yönetenler de insandır değil mi? İnsan olmaları gerekir. Normal şartlarda öyledir. Biz de haliyle öyle kabul ediyoruz. Kör bir eşeğin bile iki defa düşmediği aynı çukura insanoğlu her sene düşüyor. Her sene düştüğü halde insanoğlu o çukurlara, o insanoğullarının seçtikleri seçilenler kendilerini seçenleri suçluyor. Efendim, dere yatağına ev yapılır mı? E tabi yapılmaz dere yatağına ev. Ne zaman yapılmaz? Eğer o dereler barajlar tarafından denetim altına alınmamışsa. Ben vatandaşlarımızı izliyorum. Bazı muhalif kardeşlerimi, muhalif partileri izliyorum. Suçu barajlara atıyorlar. Hayır. Aman ha. Bu çok yanlış bir düşünce. Barajların temel amaçlarından biri sellere engel olmaktır. Daha önce bir örnek vermiştim. Oysa o örneği ekonomimiz için vermiştim. Barajlara savaklar yapıldığını, bunlara dolu savaklar dendiğini ve bu savaklarda devasa çelik kapaklar olduğunu. Neden? Çünkü baraja gelen su bazen baraj gövdesini aşabilir. Ne yapacaksınız? Sürekli gövdeyi mi yükselteceksiniz? Hayır. O dönemlerde, bunlar hepsi zaten bilinen şeylerdir, baraj kapakları, savak, yani dolu savağın kapakları açılır, denetimli bir şekilde, kontrollü bir şekilde su verilir. Su hem sel felaketine yol açmaz hem de sulamada kullanılır. Yani verimli tarım yapmada kullanılır. Gelişmiş ülkeler de böyle bunlar. Efendim diyor ki arkadaşlar, Giresun'daki derelerin üzerine 35 tane baraj yapılmış. Öyle duydum, 35 tane baraj. 35 tane baraj yapılmışsa o derelerin üzerine yapılan barajların hiçbirisi baraj değil. Onlar bir takım beton yığınları yapmışlar para kazanmak için. Evet, müteahhitler para kazanmak için devletin bürokratlarıyla, devletin siyasetçileriyle ortak olmuşlar. Savak yapmadan, dolu savaklar, yani savak kapakları yapmadan sadece gövde dikmişler. Ve o barajların yapılacağı yerleri de doğru tespit etmemişler demek ki. Oysa 35 tane baraj yapılan bir yerde sel felaketi olmaz canlarım, olmaz. Oluyor ise o barajların yapıldığı yerde 100.000 kere iddia ederim ki devletin bürokratları, devletin siyasetçisiyle baraj yapan müteahhitler arasında alavere dalavere olmuştur. E yazıktır, ayıptır, günahtır ya. 5 yurttaşımız öldü ve koskocaman bir ilçe yok oldu gitti. Seneye bir başka ilçe, seneye bir başka ilçe. Ve halk zavallı bilmediği için bunları, barajları suçluyor. İster elektrik santrali için, yani hidroelektrik santrali, HES dediğimiz baraj olsun, isterse sulama amaçlı baraj olsun. Bütün barajlar
her türlü sel ihtimalinin önüne geçer. Geçecek şekilde yapılır. Yapılmamışsa o barajların projelerinden tutun, o barajları ihaleye çıkaranlar, o barajların ihaleye çıkmasına destek veren, kanun kararname hazırlayan siyasetçiler ve tabii ki bürokratlar ve tabii ki o barajların ihalesini kapan müteahhitler suçludurlar. Bu barajla ilgili. Gelelim diğer konuya. Ben Fox Haber'de izledim. Otoban. Otoban. Otobanın bir tarafındaki yol kağıt helva gibi ikiye ayrıldı. Kağıt helva gibi ikiye ayrıldı. Acaba ilerisi demek ki bir viyadükt herhalde. Canlarım be. Senin ne günahı var o viyadükün ikiye ayrılmasında? Kağıt helva gibi. Müteahhit çalmışsa var. Sürveyen görmezden gelmişse var. Yani müteahhit iş yaparken başında durup kontrol eden, demirini, çimentosunu, işçiliğini, her şeyini kontrol eden görevli görmezden gelmişse. Görmezden gelmiş. Çimentodan çalmış müteahhit, demirden çalmış müteahhit. Yani hırsızlık yapmış müteahhit. Otoban kağıt helva gibi ikiye ayrıldı. Gelişmiş bir hukuk devletinde o yolu yapan müteahhit anında tutuklanır, cezaevine konurdu. Bizdeki müteahhit cezaevine konmuyor. Neden? Dışarıda kalacak ki milletin anasını orasına burasına koyacak. Öyle. Boğa bunlar. Bunlar müteahhit falan değil. Bunlar iş adamı değil. Bunlar milletin anasını oralarına koymak için yetiştirilmiş özel boğa cinsi. Evet. Çünkü bunların buraları çalışmaz. Bunların sadece bellerinin altındaki 3-5 santimlik bir çıkıntı var. Onunla övünürler. Onu çalıştırırlar sadece bunlar. Bunların başka hiçbir şey yok. Onu çalıştırırlar, bir de para kazanırlar. Para kazanmak. İnsan ölecekmiş. Kentler yok olacakmış. İlçeleri seller yutacakmış. Ya bunların umurlarında bile değil ya. Çünkü dürüst değiller. Çünkü şerefli değiller. Çünkü haysiyetli değiller. Çünkü onurlu değiller. Ya onurlu, haysiyetli, şerefli bir insan devletin kendisine verdiği ihalede malzemeden çalar mı? Şerefli, haysiyetli, onurlu bir mühendis proje yaparken bir barajın gövdesine denetim, yani fazla suyu denetim altına alacak çelik boşaltma kapakları koymaz mı? Bunlar koymuyor abi. Bunlar koymuyorlar abi. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde baraj yapılan yerlerde sel olmaz. Kim diyorsa olur diye yalan söylüyor. Bakınız Bulgaristan, Bulgaristan'da bize Meriç ve Tunca iki nehrimiz var. Devasa nehirler. Bizde olur sel. Ne zaman sel olur bizde? Bulgaristan yukarıdan baraj kapaklarını açtığında. Bulgaristan neden baraj kapaklarını açar? Kendi köylerini, kasabalarını sel basmasın. Bilir onlar suyun ne zaman geleceğini. Bilir onlar suyun gövdeyi ne zaman aşacağını. Sabah kapaklarını açarlar. Suyu denetimleri altında bırakırlar. Su biraz gitmeye, fazla gitmeye kalksa şırak kapaklar kapanır. Canlarım, Bulgaristan'dan bahsediyoruz ya. Bulgaristan ya. Hava atmaya geldi mi? Bizim politikacılardan daha havalısı yok. İtibardan tasarruf edilmez. Kime göre? Bizim politikacılara göre. Bin odalı saraylar, lüks arabalar. Bir kişi gider, arkasına 50 tane lüks araba da onu takip eder. 2-3 bin tane koruma. Şehirleri, kasabaları sel bastı mı? Nerede bunlar? Halkı suçlarlar. Ya da Tanrı'yı suçlarlar. Tanrı'nın bu işte ne alakası var? Tanrı'yı niye karıştırıyorsunuz? Ne diyor Tanrı? Hepimizin Tanrısı Tanrı. Allah hepimizin Allah'ı. Ne diyor? 3-4 kutsal kitabının 4'ünde de ne diyor? Ben size akıl verdim diyor. Size vermemiş mi? Ha, size vermemiş. Vermiş ama siz kader diye bir şey uydurdunuz. Yapacağınız suçları, yapacaksınız suçları, küçücük çocukların Kur'an kurslarında ırzına geçilecek. Sonra kader öyle istedi. Allah-u Teala çocukların kaderini öyle yazmış. Hadi yiyin oradan. Haysiyetsiz şerefsizler. Hadi yiyin oradan bakayım. Yok öyle bir şey. Sizin yüzünüzden. Sorumlular sizlersiniz. Allah'ın cezaları. Canlarım ya, tabii ya. Tabii ki öfkeleniyorum ya. Ya insan canı ya. İnsan canı gitti mi geri gelmiyor.
Ha bunların paraları gitse geri geliyor tekrar. Buradan gitse başka yerden çalıp getiriyorlar tekrar. 35 tane baraj yapmışsa bir şehrin çevresindeki derelere 35 tane orada hiçbir kere bile sel olmaz. Hiçbir kere bile. Hiçbir sel bir şehri, bir kasabayı yutmaz. Yutuyorsa demek ki birileri milletin paralarını yutmuş. Paraları yuttuğu için baraj yerine garaj yapmışlar onlar. Evet canlarım, evet. Evet. Ne yazık ki böyle. Bir gelelim ikinci konuya. İkinci konu da birinci konu kadar berbat. Devlet Bahçeli'nin şehridir değil mi Osmaniye? Memleketi bizim Türk tabi, Türkçe tabirle. Memleketi Osmaniye. Osmaniye'nin bir kazasında adamın biri elinde bıçakla bir dükkana giriyor. Dükkanda dükkanın sahibesi hanımefendi hamile. O sırada hanımefendinin eşi yani dükkanın diğer sahibi diyelim. Eşi de geliyor. O bıçaklı adam bu sefer dönüp tabii erkek hışımla içeriye giriyor. Bıçaklıyor kolundan. Hamile kadın araya giriyor. Kocasını öldürmesin diye. Ben hamileyim belki bana bir şey yapmaz diye. Hamile kadını savuruyor. Yola fırlatıyor adam. Dükkan sahibini öbür kolundan da bıçaklıyor. İşte araya giriyorlar falan filan falan. Adamın amacı öldürmek ya. Öldürmek ya. Adamın amacı öldürmek. Niçin? Para için. Adam polis tarafından tutuklanıp savcılığa götürülüyor, ifadesi alınıyor. Sonra adamı salıveriyorlar. Neden? Türkiye'de eli silahlı adam tehlikesizdir. Türkiye'de elinde bıçak, tabanca, kazma, kürek, orak, pala olan adam tehlikesiz adamdır bizim hukukumuza, bizim yargımıza göre. Düşünen adam tehlikelidir bizde. Bakın içeride 100 gazeteci kardeşimiz yatıyor. 100. Neden yatıyorlar içeride onlar? Düşündükleri için. Düşününce eleştiriyorlar. Kimi? Yanlış yapanları. Yanlış yapanlar muktedirse ne oluyor? Muktedir yanlışını söyleyenleri sevmiyor. Benim güzellerim. Yargısı potansiyel katilleri salıveren, düşünen gazetecileri tutuklayan bir ülkede adalet de, yargı da, haliyle hukuk da çökmüştür, çürümüştür, bitmiştir. Bu ülkeyi seller de götürür, her şey götürür. Bu ülkede 3 kuruşluk doğalgaz bulundu diye bayram yapanlar, akılcı olup da bir dakika kardeşim hele bekleyin diyenleri aşağılarlar. Burası böyle bir ülke haline geldi. Ama bundan çıkacağız, kurtulacağız. Evet, ben ham hayal kurmuyorum. Hayır. Ben rüya da görmüyorum. Ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Çünkü Türkiye buna benzer yıllar yaşadı daha önce de. Hiç kimse bana 18 sene sürdü demesin. Hayır. Bu da 18 senedir sürmüyor. Lütfen. 2013'e kadar Türkiye en azından konuşma özgürlüklerinin yaşandığı, iyi kötü ticaretin, ekonominin kendi kendine yönetildiği, kendi kendini yönettiği, devletin, muktedirin müdahale etmediği bir ülkeydik biz. Son 7 sene, onun da son 3 senesi felaket. Lütfen. Öyle gençleri de kandırmayalım. 18 senedir acı çekmiyoruz. Hayır. Ama bilhassa son 3 yıldır bataklığın içinde debeleniyoruz. Bu çok daha fazla süremez. Artık istihap haddi doldu. Merak etmeyin. Yani ülkeyi bu hale getirenlerin de halkı kullanacakları süre doldu. Son kullanım tarihleri bitti. Yani bizi kullanım tarihleri bitti. Onların son kullanım tarihleri değil bu. Artık bizi kullanamayacaklar. Bizi kullanamayacaklarına göre onlara da ihtiyaç kalmayacak demek. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.